Şimdi biraz önce bahsettiğim kedi köyünün köpek köyü haline gelmesi. Bu minyatürünü biz burada denedik. İki tane, bakın, yaşam alanı var burada. İki tane köpeğimizin nasıl yaşadığı. Bakın burada da evleri var. Biraz sonra ormanda göstereceğim yerde de daha büyük ve şeyler var. Bunların hepsi kısırlaştırılmış ve bakılan hayvanlar. Hayvanların sağlığı da ortada. Sokakta baktığımız zaman bu köpekler çocuklara saldırıyorlar ve çocuklar korkuyorlar ve biz burada köpeklerin katli olmadan, uyutulmadan yaşam alanı oluşturmak için köpek köyü önerimiz var. Malum gündemimiz sokak hayvanları ve sardırılan yavrularımız, çocuklarımız. Önerimiz şu: biz daha önce 227 belediye, 238 proje arasında 10'unculuk ödülü almış Engelli ve Hamile Kediler Köyü yerleşkesindeyiz. Hemen yanımızda da geçici hayvan köpek barınağımız var. Orada da bir veteriner, bir sağlık teknikeri ve 10 tane personelle beraber ilçemizde toplamış olduğumuz başıboş köpeklerin kısırlaştırılıp geri yerlerine bırakılması var. Günümüzün sıkıntısı sokak hayvanları ve başıboş gezen köpekler. Bir haftadır, 10 gündür, 15 gündür kamuoyu bununla meşgul aldılar. Kamuoyunda bir grup uyutulsun diyor, bir grup da sokakta yaşasın diyor. Ama iki tarafında bir önerisi yok. 5 yıldır belediye başkanıyım. 4 yıldır da sokak hayvanları konusunda hem evcil hayvan mezarlığı, hem evcil hayvan parkı, hem Dünya Kediler Günü'nde açmış olduğumuz kedi köyü, hem de geçici hayvan barınağı yaptık. Benim önerim, gördüğünüz gibi yeşil alan, gördüğünüz gibi doğal alan, 10 dönümde bir köpek köyü kuralım. Burada kimler olsun paydaşlarlar? Belediyeler olsun, kaymakamlıklar, valilikler olsun. Hatta eğer kabul ederlerse 8 ilçe, 2 belde, 1 merkez belediyenin tamamının gördüğünüz olduğunuz ormanlık alanda etrafının tel örgülerle çevrilerek belli kısmında hayvan aktivistlerinin gelip kontrollerini yapabilecekleri bir yerde. Belli kısmında da belediye ve kaymakamlıkların ve valiliklerin kontrolünde, belli kısmı da emniyet haydi ekiplerinin kontrolünde, hem de okuldaki öğrencilerinin gelip mama verip belli aralıklarla ziyaret edebilecekleri bir alan oluşturalım. Burada veterinerler olsun, üniversite kontrolünde veteriner olsun, özel klinikten veteriner olsun, bunlara nasıl nöbetçi eczane sistemi var, nöbetçi veteriner sistemi koyalım. Herkes elini taşın altına koysun. Orada sokakta bir tane çocuğumuzun başına bir iş geldiğinde, işte Hatay'da oldu, geçen gün Ankara'da oldu, bu çocukların vebali kimde olacak? Uyutulmaması taraftarıyım ben de. Ancak kısırlaştırılması taraftarıyım. Çünkü eğer bu şekilde hızla giderse ne belediyeler bunun altından kalkabilir, ne de çocuklarımız veyahut da hemşire hanımlar veyahut da işe giden işçi arkadaşlarımız veyahut da işte bir belediyeye giden sokakta sokak süpüren süpürgeci bulamayız belki. Çünkü çok çete halinde geziyorlar. Böyle çok aşırı saldırganlar da önerdiğim köpek köyünde yaşasınlar diyorum.